Merhabalar gençlerim. Bu derste size özde 1 5. AYT deneme sınavında çıkan bir polinom sorusunun alternatif çözümünü yapacağım. Bu soruyu zor olduğu için seçmedim. Çok farklı bir yoldan da yapılabildiği için ve bu yolu da size aktarmak istediğim için bu soruyu seçtim. Bir soruyu okuyalım. Baçkal sayısı 1 olan 3. dereceden Px polinomunun x artı 3, x artı 2 ve x eksi 2 ile bölümünden kalanlar birbirine eşit ve 4'tür. Px polinomunun x kare artı 1 ile bölümünden kalan Qx polinomu olduğuna göre Qx polinomunun x artı 4 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ilk cümleden hemen Px'in denklemini yazabiliriz. Px eşittir. Baçkal sayısı da 1 olduğuna göre 1 çarpı x artı 3 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 2. Kalan da 4 olduğuna göre artı 4 ekleyip Px'in denklemini oluşturabilirim. Şimdi normalde buradaki çarpımları yapıp x kare gördüğüm yere eksi 1 yazmam gerekiyor. Ama ben bu yolu tercih etmeyeceğim. Şimdi Px x kare artı 1 ile bölünüyorsa bölüm Bx gibi bir polinomdur. Kalan da Qx'miş. Yalnız ikinci dereceden bir polinoma bölündüğüne göre kalan da maksimum birinci dereceden yani Ax artı b gibi bir polinom olmak zorundadır. Burası da Qx olacak. Şimdi Px'i iki farklı şekilde elde ettim. Peki şimdi alternatif çözüme geçelim. Gençlerim x kare artı 1'in de bir özdeşlik olduğunu biliyor musunuz? Buradaki artı 1 yerine ben karmaşık sayılardan eksi i kare yazabilir miyim? Hatta bunu da 2 kare farkından x eksi i, x artı i diye çarpanlara ayırabilir miyim? Peki bunu sorumuza uygulayalım. X kare artı 1 gördüğüm yere bu şekilde çarpanlara ayrılmış halini yazalım. Px ne oldu? X eksi i çarpı x artı i çarpı bx artı ax artı b. Bundan sonra yapacağım şey x yerine i koymak. Neden? Burada x yerine i koyduğunuz zaman buradaki çarpanın hepsi sıfırlanır. Ha, pi neymiş demek ki? A çarpı i artı b karmaşık sayısıymış. Peki pi'yi bir de buradan bulalım. Pi burada ne oluyor? I artı 3, i artı 2, i eksi 2 artı 4 oluyor. Hemen şuradaki eşitlik çarpımı yapayım. I artı 3 çarpı burası i kare eksi 4 olur. Artı 4. Bu da eşittir. I artı 3 çarpı eksi 5 artı 4. Bunu da açarsam eksi 5i eksi 11 geliyor. Peki bu da pi olduğuna göre buradaki iki karmaşık sayı birbirine eşittir. Yani ai artı b eşittir eksi 5i eksi 11'dir. İki karmaşık sayının eşitliğini kullanırsam da demek ki a kesinlikle eksi 5 olmalı, b de kesinlikle eksi 11 olmalı. Peki qx polinomu neydi? Ax artı b'ydi. O zaman yazıyorum eksi 5x eksi 11'miş. Burada bana qx'in x artı 4 ile bölümünden kalan soruluyor. Yani q eksi 4 soruluyor. O zaman q eksi 4 de yazarsam eksi 5 çarpı eksi 4 eksi 11'den doğru cevabı 9 olarak bulurum. Yani sorunun cevabı Edirne'ymiş. Gördüğünüz gibi matematikte sınır yoktur gençlerim. Bir tane çözüm asla olmaz bir soruda. Değişik şekillerde düşünmeye kendinizi zorlarsanız ve keşfetme yeteneğinizi geliştirmeye çalışırsanız işte o zaman matematiğiniz gelişecektir. Bu çözdüğünüz soru sayısıyla alakalı bir şey değildir. Zaten çözüyor olduğun bir sorunun 100 tane benzerini dahi çözsen sana hiçbir şey katmayacaktır. Sadece kondisyon katacaktır. Keşfetme yönünüzü geliştirirseniz sadece sınavda değil hayatta başarılı olursunuz. Bunu unutmayın. Evet umarım faydalı olmuşumdur gençlerim size. Umarım harcadığınız vakti değmiştir. En değerli varlığınızı yani zamanınızı dersimi dinlemeye ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, verimli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.